Evet, ağırlıklar varken yine olduğun yerde yürümeye başlıyorsun. Dediğim gibi çocuklar, minik bir deodorant ya da küçük bir, sadece elinde bir şey olduğu hissi için evde sizin için en uygun olan materyali alın. Benim dumbbell'larım bu arada 1 kilo. Şu anda sevgili Hatice hocam ve Seda hocamız ellerinde 1/2 kiloluk su şişeleri var. Şimdi kolları biraz daha abartıyorsun. İzle. Abartarak kolları. Abart, abart, abart. Kolları kullan. Dirsekler bükük. Yürüyorsun. Evet, sadece bu tempoda nasıl vücut ısısının arttığını, gerçekten kolların tutunmaya başladığını elimize aldığımız ekstra ağırlıklarla hissediyor olacağız. Evet. Şimdi biraz biraz ben ve Hatice koşmaya başlıyoruz olduğumuz yerde. İleri yaş ve çocuklar, zorlananlar, herhangi bir sakatlığı olanlar Seda hocamla biraz daha yavaş tempoda, yavaş tempoda koşabilirsiniz. Başla bakalım. Haydi. Nefes al, ver. Devam. Haydi. Kollar aktif. Koş, 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 koş. Güçlü. Haydi. Enerji artık gittikçe artıyor. Ekran başında bizimle hareket zamanıyla güne başlayan herkes, her geçen gün, her sabah çok daha nefes al, ver. Çok daha enerjik olmak için ne diyoruz? Spor yapmaya bahanemiz yok diyoruz. Ve şimdi olduğun yerde yürümeye başla. Kollarda bir tutunma olacak, normal. Şimdi bak, bacakları omuz genişliğinde aç. Herkes açtı. Çöküyorum biraz. İndim. Ve burada indiğimde 1-2 yumruklar. Hareketlerin detayını anlatmak için hemen şöyle gösteriyorum. Aşağıya doğru indiğimizde her zaman arkada bir koltuk olduğunu hayal ediyoruz ama bu sefer çok inmeyeceğiz. Minik indik, indik ve her inişimizde hop hop şöyle bir yumruk atıyoruz. Evet, hazır hep birlikte artık odaklanıyoruz gittikçe. Karın aktif, kollar maksimumda çalışıyor. Şu kol kasları, tuzluklar var ya, onlar sallanmayacak artık. Arka kol kas grupları, aynı zamanda kalça, üst bacak grubu çok etkili. Gerçekten dinamiği çok yüksek bir hareket. Hep birlikte bir 10 tekrar uygulamaya başlıyoruz. Haydi, hazır, nefes alırken in ve ver yumruk, hop yukarıdasın. İndin, 1-2 yukarı. Haydi, güçlü. Devam. Hop hop. Süpersiniz. Çök ve yumruklar devam. Çök, hop hop. Nefes alırken in, zorlandığın noktada yumruklarda nefesi ver. Evet. Son 3 ve süpersin. Son kez. Gel aşağıda kal. Burada kal artık. Sabit kal. Karın sıkı. Buradayız. Elimizde. Elimizde dumbbell'lar ve başlıyoruz. Biraz hızlanıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8. 1-2-3-4-5-6-7-8. Ve rahatla. Süper. Kızlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çok iyiyim. Harika, harika. Ekran başında bizimle hareket zamanında, evet, tüm spor organizasyonuna hiç ara vermeden devam eden herkes, eminim siz de iyisiniz. Şimdi sağ bacağımı öne doğru attım. Arka bacağım düz ve hafif bir meyil yaptım. Bu harekette yine sırt kaslarını hissedeceğiz kollarla birlikte. Şimdi
Burada bu açı önemli. Omurganın doğal pozisyonunu bozmadan derin nefes alıyorsun. Nefes verirken yavaşça kolları iki yana doğru açıyorsun. Evet. Bu. Bunu birazcık Seda Hocam bizim için, ileri yaş grubu için modifiye edebilirsin. Hemen bir görelim. Arka dizimi de küçücük büktüm. Ön dizimi bükmekle birlikte kollarımı öne doğru uzattım. Dirsekler küçücük büküldü. Bakışlar tuttuğum ağırlığın tam orta noktasında. Ve dirsek bükülürken açtım, verdim nefes. Çok yavaş kapattım. Karın kasları tam içeride. Harika. Şimdi orada biz arka bacağı düz tutarken zorlananlar hafif arka bacağı da bükebilirler. Hazır hep birlikte 12 tekrarı uyguluyoruz. Nefes verirken kolları açıyoruz ve başla bakalım. Süpersiniz. Karın kaslarını sık. İyice sırt kaslarını da sıkıştır her kollarını iki yana açtığında. Hatice Hocam kaçıncıdayız? 10. Ve o zaman yukarıda kal. Kal. Burada kısa kısa iyice haydi sırt kaslarını sıkıştırmak, güçlendirmek için minik minik ittiriyorsun. Hafif bir tutulma olabilir şu anda sırtınızda ve kollarda çok normal. Diren birazcık ve bırak. Harikasınız. Aynen devam, kollara devam. Bu sefer ön kollar için bir hareket yapacağız. Yani şu biceps dediğimiz kas grubu. Şimdi şöyle hafif bir dizlerimi büktüm. Dirseklerimi göğüs hizasında böyle sıkıştırıyorum. Dik bir duruş. Hep çenemle göğsümün arasındaki tenis topunu hayal ediyorum. Çok fazla boynunla hareket etmemelisin ki boynuna da ekstra bir sakatlık ya da bir acı hissetme. Burada hareketi çok yavaş nefes verirken uyguluyorum. Önemli olan püf noktayı söylüyorum. Kollar açılmasın. Açılmasın ve bilekler, el bilekleri çalışmasın bir bütün olarak. Hazır hep birlikte 12 tekrar. Derin nefes al. Başlıyoruz ve... Son 3, 2 ve burada kal. Kısa kısa minik minik iyice sıkıştır kolları. Ve bir rahatla. Evet, süpersiniz. Biraz dinlenelim bu arada. Bırak dumbbellları, bırak dumbbellları. Tabii ki aktif dinlenme yapacağız. Olduğun yerde yürümeye devam et. Birazdan tek bir dumbbellla aynı zamanda kolları hissederken bacakları da etkili hale getireceğiz.